Oğlum bu ne? Dokunmayın diyordu muhtemelen. Dokunmayın çok fena ye. Yok pardon, mutlu Yeni Zelanda'nın sabahından günaydın. Bugün yaklaşık 2,5 ay mı oldu? Ne kadar oldu? Çok uzun bir süredir. Bulunduğumuz Auckland'dan selamlar. Auckland neresidir? Dostlar Auckland Yeni Zelanda'nın en büyük şehri. Daha başkent olmayan şehri. Yani Ankara, İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Şu an dostlar bugün Auckland turu yapacağız biraz. O yüzden dostlar Auckland'ı gezmeye başlayalım. Dostlar şu cadde Auckland'ın en ünlü caddesi Queen's Caddesi diye geçiyor. Burada asla ama asla yerli göremezsiniz, doğru mu? Taksim. Taksiyim, evet giyin. Dostlar burada genelde, hatta genelde %95 Asyalı, %5'lik de bir Hint nüfusu var, doğru mu? Onun dışında kivi, yani yerli burada çok çok az görüyorsunuz. Bizim Taksim gibi aslında burası biraz da. Şöyle göstereyim. Şöyle uzun binalar, klasik İstanbul manzaraları bunlar. İzmir'de pek olmasa da. Aferin işte. Evsizler çok fazla, onları birazdan göstereyim. Evet Serap Bey, bugün seni videoya çok koyacağım. Auckland hakkında ne söylemek istersin? Biraz bilgi vermek istersen. Auckland... Ya küçük şehirlerde... Tamam şimdi... Auckland'da bilgi vereyim. Evet. Evet, güzel bir cevap oldu. Evet, senin diyor Serhat Bey, buyurun. Abi Auckland insan görmek için güzel bir yer bence. Yeni Zelanda'da diğer illerine ve konumlarına nazaran. Doğru, kasabaları, köylere nazaran. Yani köylerine falan. Yani uzun binalar dedin. Mesela başka hiçbir yerde yok. Başka hiçbir yerde, yani bir Wellington'da var. Görülebilir, o kadar. Onun dışında görülmesi neredeyse imkansız yakın. Burada evsizler de var, onlar da bayağı şimdi, popüler. Aynen. Dostlar şunun hakkında şunu söyleyelim. Burada inanılmaz bir evsiz topluluğu var. Hatta şunu söyleyeyim. Yeni Zelanda dünya üzerinde en güvenli ilk 10 ülke arasında yer alıyor, doğru mu? Ama garip şekilde benim yaşadığım sokak, yani Hobson Street, buradan bir üst sokakta bir yer. Yani çok ülke gezdim ama ben bu kadar kendimi güvensiz hissettiğim bir sokak olmadı dostlar. Çünkü hani evsiz mi dersiniz, it kopuk mu dersiniz, çok fazla. Aşırı fazla var, onlar biraz bir de madde ediyor. Kullanan tayfa da. Madde kullanan tayfa. O yüzden burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Ya aslında burada çok tehlikeli şey de olmuyor. Hani böyle evsizler falan var da. Onlar aslında şöyle hani yani güvensiz hissettiriyorlar ama çok da bulaşmıyorlar. Herhalde yasalardan biraz korkuyor arkadaşlar, girmeyenli. Yani çok da zararlı değiller aslında ama tabii insan gene bir çekiniyor öyle durumlarda. Onun dışında Auckland dediğim gibi asla ama asla yerli nüfus yaşamıyor, en azından merkezinde. Yani göremiyoruz. Ya yani sokağızdan birazdan gösteririm. Genelde Hintliler. Mesela yanımızdaki arkadaşlar. Mesela yani aslında Auckland'ın özeti arkadaşlar, dostlar. Şu yandaki iki dostumuz. Yani genelde burada göçmenler kalıyor. Ki bizimizden bir iddiamız var. 2050 yılına yakın ülkede şey yerli kalmak. Bir... Tek tük Maori kalır. Evet, bir Hint işgali veya bir Asya işgali gelir gibi geliyor. And we have been like in 10 months from the New Zealand. Studying here. Studying? Study, yeah. Like English or yeah. English? Business management. Business. Adam şey yazıyor. Şey dedim mi sen? Adama diyorum ki İngilizce mi okuyorsun diyorum. Adam diyor ki evet diyor. Sonra diğeri düzeltiyor. Aynen öyle. O şey zaten. Konuşan bizlere dostlar Hintliler, Hintli arkadaşlar. Çaktırmadan gösterdiği lavuklar. Aynen, çaktırmadan gösterdiği lavuklar. Az önce benimle bir konuştu. Onlarla bir sohbet hasbere geldik. Benim rutinimi aldı. Öyle. Şuraya çeksene. Hep bunu görüyoruz şeyde. Şimdi dostlar Yeni Zelanda'da da öyle bir şey değil mi zaten? Ya ama Auckland'da da daha fazla yani, evet. Çok. Şöyle gariplik var. Ülkenin her tarafı inşaat. Özellikle Auckland'da her tarafı inşaat. Bence bunun mantığı biraz iş gücü sağlamak amaçlı yapılabiliyor olabilir mi? Saçma örnek oldu. Neyse kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ve dostlar bu da Yeni Zelanda'nın simgesi. Auckland'ın en bilinen yeri ve en turistik yeri. Ama şahsen benim çok anlamlandıramadığım Sky Tower. Yani öylesine yüksek bir kule diyebilir miyiz buraya? Herhalde en uzun binasıdır. Yani yapısıdır. En uzun bina da bir anlamı yok. İçinde bir kumarhane var galiba. Veya çeşitli aktivitelerin yapıldığı. Restoranlar falan. Aynen. Onlar var. Şurası da benim her sabah, akşam, gece 6 yaptığım, yemek yediğim alışveriş merkezi Woolworths diye geçiyor. Uygun fiyatlara sahip. Abi, daha uygunu var. Daha uygunu var mı? Woolworths'tan daha uygunu var. Nedir o? Pekan Sevim. Fish and Chips. Fish and Chips. Yani eğer ki Auckland'a gelecekseniz yüksek ihtimalle buradan alışveriş yapacaksınız. Çünkü başka da New World var azından. Başka da bir şey yok burada merkezde. Ayşe. Lafı koydu. Uçuluk yani. Dostlar yani çok çekemedim ama
sondaki hareketi gördüyseniz adam beynini gösterip Asian diye bağırdı. Hani siz geri zekalısınız gibisinden. Hoş olmadı. Yani o adamın bir taraflarına teşekkürler. Hoş olmadı yani ırkçılığa karşıyız dostlar. Ve benim artık görmekten çok bıktığım ve sıkıldığım oyuncu Sky Tower okulda CB'de merkezde bulunan. Yukarıdan bazen paraşüt atlıyorlar. Paraşüt değil, özür dilerim. Yok, paraşüt değil. Bungee jump. Bungee jump. İpe bağlı bir şekilde atlayıp hop şuraya iniyorlar. 50-60'lar gibi gereksiz masraf. Evet dostlar, burası da Beta Workshop diye geçiyor. Yani motora dair şeyler var. Dostlar, yüzükle referanslarına dair birazdan birçok şey göreceğiz. Heykeller diyebilir miyiz? Hiç bilgim yok biliyorsun. Benim de bilgim yok. Hakikaten benim de az bilgim var. Böyle heykel veya yüzükle referanslarına dair bilgilerin olduğu çeşitli bir mekan. Garip bir mekan. Bakalım gezelim hadi. Evet. Dostlar, burası da All Blacks'in. Ne var ki burada? Buranın mantığı ne acaba? Yeah, all good. How are you? What is that place actually? We don't know. Yeah, it's all good. Yeah. So the thing we do here is a guided tour. It's a guided tour you can take all about the All Blacks and New Zealand rugby. So what is the price? So it's $59 per adult. $59, okay. We also have our, if you come around here, The bar right here, yeah, is it salad? The south and back. Yeah. And also a trophy cabinet here. Go and check out this stuff, you're more than welcome to. And about the tour, just let us know if you want to know anything else. Okay, thank you so much brother. Yeah, yeah, all good, thanks. Hadi da yavaş yapma bize. Şimdi dostlar, burası burada tur yapılıyormuş ve All Blacks hakkında bilgi veriliyormuş. Dostlar, All Blacks de Yeni Zelanda'nın rugby takımı, milli rugby takımı. Bunlar inanılmaz şekilde hastalar rugby'ye. Yani bizim futbol olduğumuz kadar. Senin kafadaki saçları saymazsak sen de bir yemiş meşver. Bunun hakkında bir tek ben çekebilirim bu arada. Boyun tam bir 75 civarlarında. Aa, popo tabun ya. Gel. Bunu koyacaksın ama bak. Aa, kayarız. Bak ne olursa olur. Hadi. Sen at bir kaşını da hani bir ham yapayım geleyim. Hadi sensin. Ha, deyince oydu 4-2. Çayınla gidelim gidelim. Deliksiz ya. Deliksiz. Gidelim ya. Ne olsun? O zaman tebrik ediyorum. Bir şey demek istiyorum. Ağla boyda. Tebrik ediyorum. Çay elinden gidelim gidelim yarim yarim. Komplo. Yani müzikli referansına dair en ufak bir kral. Çarşı pazar karışır hemşerim. Dostlar. Burası benim baya baya bir ilgi alanıma giriyor. Bu arkadaşın Yüzükler Efendisi filmiyle hiçbir alakası yok. Pas geçtim ben bunu. Ne oldu? Rose senin işi al bu. Hiç yani özellikle şey, çıplak kadın falan. Scarlett Johnson mu? Ve burada Gondor'un şanlı ve savaşçı askerleri olan Gondor askerleri. Gondor askerleri. Herhangi bir isim yok bunun. Ve burada da Uruk hayırları var. Kime bağlı bunlar? Hangi devlette ve hangi eyalete bağlı? Bunlar super troll. Bunlar Timari Spy. Bunlar Saruman'a bağlı Uruk hayı. Uruk hayı bir şey değil mi? Abilerimiz. Bunların kılıçları kesin değildir. Değil mi kanka? Baksana. Tetanoz uyu almaya gerek yok mu o zaman? O zaman boşver. Aaa şimdi bak ben buna... Oğlum bu ne? Dokunmayın diyordur muhtemelen. Dokunmayın çok fena. Türk olduğumuz için ama dokunmayın. Buna bir şey yapacağım. Buna silah çeksen ne yapacak? Buna bir tane M4 çeksen ne yapacak bu? Hello, how are you? Öyle yalan lan. Nasılsın, iyi misin? Ama bize soran yok. Senin halinde hatırın nasıl diye. Öyle de lanet bir dünya. Ork kafaları var. At kafası, ork kafası falan filan şakalar yapıldı tutmaz diye düşünüldü ve buradan çıkıldı. Evet dostlar, Albert Park'a geldik. Albert Park'ın herhangi bir önemi var mı? Tarihi veya kültürel? Yok galiba. Devam. O ağacın güzelliği. Şu ağacın güzelliğini bir çekmek istedim. Yani herhalde videoda pek anlaşılmıyordur ama güzel bu ağaç. Çok humanist oldum şu an ya. Gereksiz böyle humanist, doğa sever, UNESCO, Greenpeace neyse onun gibi oldum kolpadan ama dünyamıza sahip çıkalım. Yeşili sevelim ve koruyalım dostlar. Yeşil önemli. Oğlum çok güzel kokuyor. Harbi çok güzel kokuyor. Bakalım. Kokuyor. Sinüzitler ya, burun kapalı kanka. Benim burun kapalı arkadan ben koku almıyorum şu anda. Tek şakasını yap. Böyle. Fışkiyi kim kırdı? Dostlar, fışkiyi kim? Beni kökçek falan. O kadar iyi bir insan ki bana şaka. Söylüyor yani, şakayı yap insanlar gülsün. Şaka. Cigi bugüle. Bugü bugüle.
Evet dostlar, fışkıyı kim kurdu ya? Çok komik bir şakaydı bence bu. Şurada bir kiliseye gittik gibi ama. Güzel bir yapı var şurada. Güzel yapı. Bayağı. Şu Asyalılardaki boş boş şeylere bakma hayranlığı bitmiyor. Çin'i çok beğendim ya, kubbesini. Kubbe ya kubbe denir mi ona? Ya sen Müslüman adamsın da yani kiliseyi de kubbe demezsin. Ya minare denir mi? Yani kilisenin minaresi mi o sence? Evet. Bak kubbe veya şey değil, minare değil. Buna çan kulesi deniyor, çan kulesi. Anladın mı? Çan nerede? Çap 3.14. Anladın chat? Hani pi sayısı anladın. Suplörle devam ya. Kilise dediğimiz, hatta tartışmasını yaptığımız çan kulesi vesaire dediğimiz yerde üniversite varmış. Adamlar üniversite yapmışlar. Bayağı bir rahat şekilde girdik üniversiteye ama. Oğlum burası şey mi acaba? Manastır falan mı? Sümele Manastırı. Medrese de böyle bir şey. Hani medrese falan. Ya da şey, yo manastır, manastır. Gayet de dini eğitimin verildiği yer değilmiş de. Hatta paşamız Selanik askeri, manastırı, iladesi, neyse işte oradan mezun. Türkiye'de kaç kere okula gittin? Hakikaten çok. Bir şey diyeceğim, çok garip geldi. Değişmedi. Normalde İstanbul'da, İzmir'de önce güvenlikten geçiyorsun, kart basıyorsun, sonra bir daha bu güvenlik kart artık basıyorsun. Benim buradan bir şey vereyim mi? Keselim ben, sen konuş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Millet Parkı oldu. Has. O yüzden elini sallayın girebiliyor artık. Aa doğru, sizinle var arada ama. Aynen. Buradan sayın hükümetimize ve devlet yetkililerimize sesleniyoruz. Bu durumu düzeltirseniz gayet de mutlu olacağız gibi geliyor. Neyse. Galiba oğlum, oğlum yeni zelandasın, bir şey olmaz, merak etme. Hafızat pazar sonra döneceksin de unuturlar onlar, rahat ol ya. Evet dostlar, şu anda ooo burası bayağı büyük, büyükmüş. Auckland Domain'e geldik. Buranın içinde bir tane savaş müzesi varmış. Bir arkadaşa geldik. Şuraya mı vuruyoruz? Bakayım. Gözüküyor mu? Aynen gözüküyor. 7. Aynen. 7'de şöyle ufak park yürüyüşü yapıp oradan akabinde hemen müzeye girip orada yüksek ihtimalle Osmanlı ve Paşamıza dair bilgiler göreceğiz. Çekilin. Dünya Savaşı. Mi içinde? Rahat ol. Rahat ol. O iş bende. Tamam. Deport yeme riskini göze alabilirim çünkü ülkeden geleceğim 2 hafta sonra. O yüzden Paşamızı görmeye gidebiliriz. Evet, Yeni Zelanda'mızın en ünlü müzesi olan Savaş Müzesi'ne gelmiş bulunmaktayız dostlar. Karşımızda burası neye benziyor? Taç Mahal'e benzeyen yapısıyla Savaş Müzesi bizi karşıladı. Fiyatı kaç dolardı? Fiyatı 32 dolar olması lazım. Serhat'a sana 30 demiştim ama 32 dolar bu arada. Şu sırada bilerek vermedim Serhat'a. Hani şimdi parası çok falan girmemezlik yapmasın diye. Ama fiyatı biraz iyi olsa da vereceğiz ya. Savaş Müzesi iyidir. Hem paşamızı ve Osmanlımızı müzede göreceğiz. Paşamızı nasıl göreceğiz? Ama şimdi 1915'te Anzaklara karşı Çanakkale cephesinde başarılı bir şekilde pirimi kastım. Yani bakalım hani Osmanlılara Yeni Zelanda askerlerine verdiğimiz hasarları burada görebilecek miyiz? Anzak askerlerine görebilecek miyiz? Görmeyiz bu tabi. Herhalde görmeyiz onlar, yani. Onların tarafı oldu ya. Doğru. Mesela bizim ülkede nasıl Viyana kuşatması çok anlatılmıyorsa orada herhalde çok anlatılmaz. Çünkü başarısız oldular maalesef. Maalesef mi? Ben bu... Aman tanrım. Yemin ederim. Ağzından kaçtı. Özünde ülkesine aşık bir insanım. Milliyetçi sayılmasam da ülkesini cidden aynen, seven bir insanım. Avustralya vizesine başvurdum. Avustralya vizesine başvurdum. Artı Yeni Zelanda vizem var ama o maalesef kelimesi olmadı. Biz burayı keserim ben. Vatan aynı olmaya gerek yok şu anda. Saygıdeğer dostlar, burada eğer ki Auckland'dırsanız ücretsiz bir şekilde müzeye gelebiliyorsunuz. Fakat adultsanız veya çiltseniz ücret vermeniz gerekiyor burada. Geriliyor musun burada bindiğinde? Sanki çarpacak gibi hissediyor. Yok gelmiyorum. O senin galiba lalini. Yok ben de gelmiyorum. Tuna Nehri akmam diyor. Gel abi şuradan bakalım. Çok insan toplanmışsa vardır büyükleri. Bak bilgi verelim abi. Hemen bir bilgi verelim dostlar. Şimdi dostlar ve Serhat abi. Maoriler özünde Polinezya taraflarından geliyor. Mahalle burası boş topraklar. Botlarla hani şeyden Samoa, Tonga tarafından Maoriler geliyor Yeni Zelanda'ya yaşıyorlar. Aynı, aslında aynı köke sahipler Maoriler ve Adalılar. Oradan işte falan filan devam kalkıyor. Evet burada tipik klasik bir Maori evi mevcut. Bence bunlar bıçak kını. Ali Kınık. Evet dostlar, şu anda volkanik dağ patlarsa ne olur senaryosundaymışız. Ben burada oturuyordum da teyze benim yeri kaptı. Ben zaten yer verecektim de ayıp etti. Dostlar şimdi işte benim en çok merak ettiğim kısma geldik. Kısımlara geldik. Dünya Savaşı'nda çıkarttım kamerayı. Mustafa Kemal Paşa'mızın ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum. Bu zaman içerisinde yerimize gelecek birlik ve komutanlar. Sen ölünce başkası seni yerimize gelecek. Savaşacak. Oğlum çok garip geldi ha şu an dünyanın sonunda böyle kendi milletimizden sözleri görünce. Yani Türkiye'nin normalde hiçbir bağlantısı olmayan dünyanın sonunda bir ülke.
Bağlantısı ama bu işte zaten. Bağlantısı bu, aynen. Bir garip hissettiriyor bana şu anda. Dostlar, müzenin en azından önemli bir kısmında Gelibolu. Yani Çanakkale Savaşları hakkında bol bol bilgi vermiş abilerimiz, ablalarımız. Ve bizlerden de genelde şerefli bir düşman olarak bahsediyorlar yazılarında gördüğüm kadarıyla. Dostlar, şu an çekiyor mu bu arada? Çekiyor. Öndeki taraf gitti de. Biz, ben... ben video kapanışına böyle uçurdum, burada 2 saat sonra falan var gittim. Biz aydınlıkta çekiyoruz. Evet, şu an Amazon'dan karardı. Biz yemek yedik, alışveriş falan yaptık. O sırada ben video kapanışı yapmayı unuttum ama kapanış çok da gerekli miydi emin değilim. Ama neyse, ben gene kapanış yapayım. Dostlar, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda dostlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.